Baştan söyleyeyim, Londra'da konaklamak için en iyi yer diye bir şey yok. Böyle bir arama yaparsan muhtemelen karşına her defasında farklı yerler çıkacak. Şunu da ekleyeyim, Londra'daki oteller diğer Avrupa şehirlerine kıyasla çok pahalı kalıyor. Londra'da yaşayan biri olarak kira ve satılık ev fiyatlarıyla da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani burada konaklamak için kesenin ağzını açmak gerekiyor. Eğer henüz otel rezervasyonunu yapmadıysan harika. Çünkü öncesinde bilmen gereken bazı kritik noktalar var. Bu arada benimle ilk defa tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Londra'da konaklama için en pahalı dönem tahmin ettiğin üzere yaz sezonu. Yaz sezonunda otel fiyatları normalin iki katına çıkabiliyor. Eğer Londra'yı keşfetmek için vaktin varsa ve soğuk havalarla aram iyidir diyorsan yaz tatilini hemen es geç derim. Bence bu şehrin en güzel zamanı Kasım'ın son haftasıyla Aralık ayının son haftası arasındaki o zaman dilimi. Tüm Noel süslemelerini görebileceğin şehrin en ışıltılı olduğu dönem ve yaz aylarının nispeten çok daha uygun. Aralığın son haftası yine Noel ve yılbaşı tatili geldiği için konaklama fiyatları bir tık artabilir. O yüzden belirttiğim zaman dilimini kaçırma derim. Bir diğer uyarım, klasik olacak ama planlamanı mümkünse çok erkenden yapmaya başla. Ne kadar yakın tarihlerde otel bakarsan fiyat o kadar yüksek oluyor. Ayrıca otel kapasitesi dolu olmayacağı için karşına daha fazla seçenek çıkacaktır. Oldu ki son ana kaldın. Hiç planda yoktu Londra seyahati, vizen vardı ve bir kaçamak yapmak istedin. Lastminute.com adresinden şansını denemeni öneririm. Bir diğer önerim, otelin konumu mutlaka ama mutlaka bir metro istasyonuna yürüme mesafesinde olsun. Hatta bunu mümkünse 5 dakikayla sınırlandıralım. Hangi metro istasyonu olduğu çok da önemli değil. Bir hatta bindin mi aktarmalı olarak da olsa Londra'nın en uç köşelerine bile çok rahat ulaşabilirsin. Hiç merak etme. Buradaki metro ağı inanılmaz. Her yere rahatlıkla gidebiliyorsun. Yeter ki bir istasyona yakın ol. Londra'da kalmak için en iyi yerin neresi olduğuna senin karar vermen lazım. Çünkü bu tamamen ziyaretinden ne beklediğine bağlı. Bu yüzden birçok farklı ihtiyaca göre lokasyonları kategorize ettim. Hazırsan başlayalım. Eğer turistik aktivitelerin merkezinde konaklamak istiyorsan sana birkaç lokasyondan bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim lokasyonlar Londra'daki birçok önemli konuma sadece yürüme mesafesinde olmanı sağlayacak. Bu arada bu lokasyonlar Londralıların yaşadığı yerler değil. Çünkü konaklamak için biraz pahalı. Restoranlar diğer bölgelere göre nispeten daha yüksek fiyatlı ve turistik bölgeler oldukları için çok kalabalık. Yani İngilizlerden ziyade şehrin kozmopolit yüzünü göreceksin. Birinci favori bölgem Covent Garden. Burada çok fazla yeme, içme ve alışveriş seçeneği var. Carnaby, Oxford Street gibi popüler caddelere çok yakın konumda. Ayrıca nehir kısmına da 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. İkonik simgeler yürüyerek 20 dakikalık bir uzaklıkta. Eğer hava güzelse kış aylarında gelmiyorsan City of London'a bile yarım saatlik keyifli bir yürüyüşle ulaşman mümkün. Tabii vakit az, yarım saat benim için bir kayıp olur dersen tek bir hatla bile Londra'nın tarihi bölgesine ulaşabilirsin. Covent Garden balayı çiftleri için de son derece ideal bir bölge. İki numara Soho, benim bir zamanlar yaşadığım bir semt.
İngiltere'ye ilk geldiğim zaman 3 aylığına burada kalmıştım. Burası şehri karış karış gezmeme fırsat tanıdı diyebilirim. Chinatown, Piccadilly, Oxford Street, Carnaby yine çok yakın mesafelerde bulunuyor. Burası Covent Garden'a da 15 dakikalık bir yürüme mesafesinde zaten. Soho, Covent Garden'a kıyasla bekar ya da çocuksuz aileler için daha ideal diyebilirim. Çünkü burası renkli gece hayatıyla ün salan bir yer aynı zamanda. Parti, eğlence, güzel restoranlar ve çılgın insanlar arıyorsan bu kısımda kalabilirsin. Şimdiki önerim Heathrow Havaalanı'na ulaşımı en kolay lokasyon. İstanbul'dan Türk Hava Yolları veya British Airways firmalarından biriyle uçacaksan Heathrow'a ineceksin demektir. Şehri çok iyi tanımıyorum zaten, otele hemen rahatça ulaşmalıyım diyorsan Paddington'ı öneriyorum. Burası uçuş saatleri geç saatlerde ya da sabah çok erken saatlerde olanlar için de önerim aynı zamanda. Heathrow Havaalanı'ndan bineceğin Heathrow Express treni seni aktarmasız olarak Paddington istasyonuna bırakır. Paddington'da kalmak aynı zamanda Hyde Park'a da çok yakın olacağın anlamına geliyor. Bisiklete binme konusunda kendine güveniyorsan burası senin için biçilmiş kaftan. Gelelim çocuklu ailelere. İşin içine çocuklar girince gözüm kapalı önereceğim lokasyon Kensington kesinlikle. Hem merkezi konumu hem de az önce bahsettiğim lokasyonlardan çok daha güvenli bir semt oluşuyla kesinlikle rahat edebileceğim bir semt. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden de arınmış bir yer. Ayrıca zengin Londralıların yaşadığı bir bölge, yani daha fazla İngiliz göreceğin ve İngiliz kültürünü yaşayabileceğin bir yer. Doğa Tarihi Müzesi, Bilim Müzesi, Victoria ve Albert Müzesi gibi şehrin en güzel müzeleri ve Kensington Bahçeleri, Hyde Park gibi en ünlü parkları burada toplanmış durumda. Huzurlu ve nezih bir konaklama için buradaki otelleri ya da Airbnb'leri mutlaka incelemeni öneriyorum. Bu lokasyonlar iyi hoş da benim bütçemi aşar diyorsan bir sonraki önerim uygun fiyatlı konaklama arayanlara. King's Cross ve St. Pancras etrafındaki hostel, kiralık oda seçeneklerini inceleyebilirsin. Ulaşım açısından da sana büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü Londra'nın her köşesine gidebileceğin tren ve otobüs hatları burada. Londra dışındaki yerleri de ziyaret edeceksen şehirler arası istasyonlar da yine bu bölgede.
flight, speak to staff or text the British Transport Police on 61016. Turistik aktivitelerde bir yere kadar. Ben Londra'da yerli gibi hissetmek istiyorum diyorsan adres Notting Hill. Ünlü Victorian tarzdaki evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla şehrin güzel yüzü. Ayrıca küçük kahve dükkanları ve antika pazarlarıyla da oldukça nostaljik bir bölge. Nedenini bilmiyorum ama buraya geldiğim zaman bana hep İstanbul'daki Kuzguncuk semtini anımsatıyor. Burada hostel seçenekleri de çok fazla, aklında olsun. Ben Londra'ya alışveriş için geliyorum. Lüks markalar, şık caddeler, restoranlar aradığım şey diyorsan Mayfair'de kalacaksın. Ama burası Londra'nın en pahalı semtlerinden biri. O yüzden otel fiyatlarını görünce kalp krizi geçirme diye baştan uyarmak istedim. Bu videoda bilerek spesifik bir otel adından bahsetmekten kaçındım. Çünkü ben burada hiç otelde kalmadım. Deneyimlemediğim bir şeyi de sana tavsiye edecek değilim. Konaklayabileceğin semtleri önermeyi daha faydalı buldum. Bu semtlerin özelliklerine göre zevkine ve bütçene uygun bir otel, hostel ya da kiralık bir evi çok daha rahat bulacağına eminim. Videomu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!